Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'a yeni metro kazandırılıyor. Günde 1 milyon yolcunun taşınacağı Bakırköy-Kirazlı metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Şimdi açılıştan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak'ın sorularını yanıtlayacak. Hemen sözü Emrah Çakmak'a ve değerli bakana bırakalım. Evet, İstanbul'a yeni bir metro hattı kazandırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uzun bir süre içerisinde tüm teknik çalışmaları hazırlandı ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek. Biz açılıştan hemen önce aslında projeyi yakından takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile birlikte nasıl bir süreç ilerledi onu konuşacağız. CNN Türkiye'ne hoş geldiniz. Bir metrodan diğer bir metroya böyle sürekli bir metro açılışları gerçekleşiyor. Yeni bir hattan bahsediyoruz. İstanbul için Sayın Bakan önemli bir hat mı? Dilerseniz böyle başlayalım. Eyvallah, siz de hoş geldiniz İncirli istasyonumuza. İstanbul için gerçekten önemli bir hat. Hani böyle belli dönemlerde yaptığınız uzun süreli çalışmalar belli dönemde böyle aynı şeydeki gibi, hani bir tarladaki ekinle uğraşıp sonra harmana gelmeniz gibi, bu dönemde bizim böyle bir dönemimiz. Hani Gayrettepe Kağıthane arasını bitirip çok önemliydi, hizmete aldık. Bu sene içerisinde yine Sirkeci Kazlı Çeşme'yi bitirip hizmete aldık. Şimdi de inşallah Bakırköy-Kirazlı arasındaki Bahçeli Evler, Güngören, Bağcılar'ı da kapsayan 8.4 kilometre uzunluğundaki metro hattımızı uzun gayretler, uğraşlar sonucu inşallah bitirdik. Bugün akşam üzeri de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla inşallah devreye almış olacağız. İstanbul için elbette kıymetli bir proje. 7 istasyondan oluşuyor. Dediğim gibi 8.3-8.4 kilometre uzunluğunda da bir mesafeye sahip metro hattımız. Efendim şimdi hat boyunca ne kadar bir nüfusu ilgilendiriyor? Geçtiği güzergahlarda elbette oradaki nüfusun da yoğunluğu önemli ama nasıl bir hat? Mesela en son açtığınız hattan sonra bu hat çok çok daha önemli diyebiliyor muyuz burada İstanbul için? Şöyle, en son açtığımız Sirkeci Kazlı Çeşme tabii hani orada hem belli bir kapasite var tek hat üzerine açtığımız, hem de turistik anlamı da olacak, oranın dönüşümüne ciddi katkı sağlayacak olan bir hattı biz açmış olduk. Yaya odaklı yeni nesil diye de adlandırıyoruz. Çevreci bir proje gerçekten o. Tabii onun belli bir taşıma kapasitesi var. Hani oraya yetecek kadardır o. Ama buraya geldiğimizde hani çok yoğun nüfusun olduğu bir bölge ve doğu batı yönünde de metrobüsün, diğer raylı sistemlerin, metroların olduğu bir güzergahtan biz bahsediyoruz. Aynı şekilde de çok önemli bir tarafı da deniz İdo'ya bağlantısının olmuş olması. Deniz ulaşımına da bu anlamda erişme imkanı sağlamış olacağız. Bunun kuzey-güney yönde olması özellikle dediğimiz gibi denize ulaşımını sağlamış olacak. Yine kestiği noktalardaki Özgürlük Meydanı, İncirli ve Kiraz'da da kestiği diğer ulaşım sistemleriyle esasında bütün İstanbul'a hitap etmiş olacak. Yani saatte 70 bin, günde 1 milyon yolcuyu taşıyabileceğiz. Yani bugün İstanbul'un nüfusunu 16 milyon dersek her gün İstanbul'un 16'da biri kadar bir yolcuyu taşıyabileceğiz. Ama bu güzergahtaki, bu civardaki yaşayan bütün vatandaşlarımız da diğer metro ve ulaşım ağlarıyla entegre bir şekilde İstanbul'un her tarafına, havalimanları başta olmak üzere her tarafına ulaşım imkanı da sağlanmış olacak. Peki Kirazlı'dan veya da Bakırköy'den bu metroya binen kişi örneğin Kirazlı'ya kaç dakikaya gidecek veyahut da tam tersi Bakırköy'e kaç dakikaya gelecek? Ya burası 8.4 kilometre, hani birkaç dakika içerisinde gitmiş olacak işin açıkçası. Hani her durakta durduğunu herhalde bir 15 dakika 20 dakika arasında bu süreyi kat etmiş olacak. Peki İstanbul Havalimanı'yla bir bağlantısı Kirazlı'dan Kayaşehir'e aktarmayla bağlanabilecek Kayaşehir, değil mi? Kayaşehir oradan Halkalı İstanbul Havalimanı arasındaki yapacağımız hatla beraber onu da açtığımız zaman inşallah oraya da bağlanmış olacak. Peki yeni projeler, yeni metro hatları var mı bugünden hemen sonra programınızda açmayı planladığınız? Çünkü
biri açıldıktan sonra diğeri istesine evet, yani, soruluyor. Ya tabii insanın doğası gereği hani bir şeye sahip olduğumu sonrasına evet. bakar. Yani onu alır kabul eder. Bu hani kişilik olarak da ya da insani olarak da böyle, toplum olarak da böyle. Doğru bir beklenti. Mutlaka yeni ihtiyaçlar gelişiyor, değişiyor. Biz de onu karşılamamız gerekir. Hemen onunla şöyle ilgili biraz kendimizi daha iyi ifade edebilmek için tabii. şöyle bir haritamız var. Onun üzerinde de konuşalım. Bakın bizim konuştuğumuz Bakırköy Kirazlı arasıydı burası. Artık inşallah bugünden sonra burayı da yeşile boyuyoruz. Hı-hı. Niye yeşil olan? Bizim bakanlığımız tarafından bitirilmiş olan hatlardır. Bakın biraz önce sizin sorunuzun cevabını tabii, hemen Kayaşehir'den verelim. Gelip şu Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na bağlanan yeri bitirdiğimizde ki inşallah önümüzdeki senenin başı veya bu senenin sonu bitireceğiz. Buradan entegrasyonu sağlamış olacak. Biz hemen bu noktayı konuşmuşken İstanbul Havalimanı Halkalı arasında devam ediyoruz. Kırmızı renkle gösteriyoruz devam eden projelerimizi. Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasını bu sene açıyoruz. Geri kalanını da dediğim gibi burayı konuştuk. Bugünden itibaren yeşile boyuyoruz. Bir başkası Asya tarafına geçtiğimiz zaman Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı 4 kilometrelik bir hat. İnşallah 2026'nın başında gibi orayı bitirmeyi hedefliyoruz. Peki planladığımız ne var? Bakanlık olarak planladığımız İstanbul'u Boğaz'dan geçecek olan, deniz altından geçecek olan yeni bir metro hattı projesi. Buna birazcık daha hani hayata geçirmek için birazcık daha ilerleyen zamanda ihtiyaç olacağı için biz de ilerleyen zaman için bunu planlıyoruz. Ama yakın zaman için planladığımız bizim Sabiha Gökçen, Gebze, Sabiha Gökçen, oradan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, oradan Çatalca'ya kadar gidecek. Sonrasında da esasında Kapıkule'ye kadar gidecek olan hızlı tren hattının inşallah bu sene yapım çalışmalarına başlatmayı planlıyoruz. Bu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde yer alan evet. o İki tane, merak edilen evet, iki o tane tren attı. Yani biz işte 2000'li yıllarda projelendirdiğimiz bir projede, güzergahta, köprüde bugünleri hesaba katarak bir raylı sistem içinde çift hat ayırdık. İşte inşallah onun da bağlantısına bugün bu sene. Sayın Bakan bir soru soracağım size. Özellikle Mahmut Bey bölgesindeki o trafikle alakalı. Şimdi bahsedince aklıma geldi. Arka aksa geçecek mi? Yeni bir proje var mı? Bunu bir kısaca sorayım ve toparlayalım. Trafiğin arkadan yürümesiyle alakalı. Yani arkadan derken biraz daha kuzeyden. Biraz daha kuzeyden. Ya burada şimdi bu hatları biz bugün hayata geçiriyoruz, planlıyoruz. Peki. Ama yaklaşık bir 600 kilometrelik daha bir hat planlaması var. Bu anlamda da ihtiyaçları tespit edip ona göre Peki. hayata geçireceğiz Peki. çok, inşallah. Çok teşekkür ederim sizlere. Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile birlikte yeni açılacak metro hattının detaylarını konuştuk. Sözü bulunduğumuz noktadan merkeze bırakalım.